Evet. Bir pet şişeye baktığınızda ne görüyorsunuz? Çöp görüyorsunuz. Atık görüyoruz, değil mi? Bunun dışında birçok şey görebiliriz aslında. Bunu üretmek için ne kadar bir enerji tüketildi, ne kadar bir ham madde Türkiye'ye ithal edildi. Bunun için ne kadar harcandı? Bu dünyada ne kadar sürede yok olacak? 100 yıl olduğu söyleniyor. O 100 yıl içinde bize ne kadarlık bir zarar verecek? Bununla ilgili sayısız soru sorabiliriz aslında. Şu anda İngiltere'deyiz. Bir aydır gözlem yaptığım bir konutların olduğu bir bölgedeyiz. Şu anda 48 ailenin yaşadığı 4 bloktan oluşan bir yaşam alanındayız ve burada şu anda gördüğünüz çöpleri evden çıkardık, atmak üzere gerekli yerlere şu anda atacağız. Siz de bilgi sahibi olun istedim. Plastiklerin yeri. Bu insanlar bir gazoz kapağını bile inanın çöpe atmıyor. Geri dönüşüme mutlaka ulaştırıyor. Pet şişelerin, plastiklerin yeri burası. Bunlar da kartonlar. Onların da yeri belli. Bunların yeri ayrı. Birlikte bakalım. Evet, onlar bu mavi bölümde yerini alacaklar. Bu yeşil olanlar plastik ve camlar. Siyah olanlar da gördüğünüz gibi evsel atıklar. Şu anda şişelerin olduğu bölüme bakalım. Gördüğünüz gibi burası her 3 günde bir doluyor. Ve atıyoruz. Ben bu sistemin hayranıyım. İsraf varsa da en büyüğünü biz yapıyoruz aslında. Gördüğünüz gibi bu insanlar israfın da önüne geçmiş. Her bir ürettiği maddeyi yeniden yaşamlarına kazandırıyorlar. Kendi çöp atıklarından uzak tutuyorlar. Kendi yaşam alanlarından, kendi sağlık alanlarından uzak tutmuş oluyorlar. Burası da kartonların atıldığı bölüm. Gördüğünüz gibi çöpler burada. Evet. En büyük israf bence de bu ürettiğimiz, kullandığımız maddelerin geri dönüştürülememesi. Çünkü bunlar için çok ciddi bedeller ödüyoruz. Ve doğayı da kirletmemiş olmak adına ben bu sistemin hayranıyım. Evet, bu yaşam alanının gerisinde bu gördüğünüz böğürtlenli alan kuşların yaşam alanı. Yani onlara bir yaşam alanı bırakılmış. Onun hemen arkasında garajların bitişinde bir çöp alanı var. Aslında geri dönüşüm alanı demek daha doğru. Çünkü 8-9 tane konteynerin ikisi ancak çöp konteyneri olarak doluyor. Diğerleri kağıtlar, plastik ve şişe olarak tekrar kullanıma kazandırılan atıklarla doluyor ve 2-3 günde bir bu atıklar
belediyenin düzenli sistemi tarafından gelinip alınıyor. Ha, bu çöpe nasıl atılıyor? İnanın burada insanlar elleriyle bulaşıklarını yıkar gibi lavaboda yıkıyor, temizliyorlar. Teneke kutuları ve şişeleri eğer içinde reçine vesaire barındıran herhangi bir şey varsa onları tekrar çöpe atarken temiz halde atıyorlar. Şimdi bu geri dönüşüme atılan maddeler evlerindeki bulaşıkları yıkar gibi burada insanlar yıkıyor. Temiz olarak geri dönüşüme. Bu atıklar haftada 2-3 gün gelip alınıyor. Neler var? İşte teneke, kağıt atıklar, şişe ve plastik bunların başlıcaları. Bu şekilde bir titiz sistem kurmuşlar ve bu bunun dışında yardımlaşma ile ilgili evlerinde kullanmadıkları eşyalarıyla ilgili de kapıya bırakıp caddeye işte bu alabilirsiniz gibi üzerine farklı notlar bırakarak kullanım dışı eşyalarını da bir paylaşım sistemiyle paylaşıyorlar. Buradaki kuş seslerini anlatamam size. Tabii en çok etkileyen de insanların burada hayvanlarla olan diyaloğu.